Biraz moda konuşalım. Hazır giyim ve moda konuşalım. Açık mı giyeceğim? Teşekkürler. Süper, harika. Ben çok kısa bir tanıştırma yapacağım sizinle. Melis bizim EGS'lerin, tasarımcıların gelişimine katkıda bulunmak üzere yaptığı etkinliklerden Milfest'in de aynı zamanda tasarımcılarından. Açıkçası göz kontrolü kurmak istiyorum ben size. İyi misin? Olmasın efendim. Tamam, sıkıntı yok. Çok uzun yıllardır dernek üyesinde biz genç tasarımcılarımızı, çalışmalarımızı hep davet ediyoruz. Onlar için neler yapabiliriz diye çalışmalar sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında ilk önce Moda Tasarım Kumpanyası adı altında, daha sonra da Milfest olarak değişiklik yaptığımız, yeni ismiyle Milfest olarak genç tasarımcılara yönelik çok güzel buluşmalar düzenledik. Hakikaten güzel adımlarımız gerçekleşti orada. Müdavimlerimiz oldu genç tasarımcılarımızdan ürün almak için. Yeliz'in de belki bunları vardır, biraz sonra bize o anlatır. Ve işte o cıvıl cıvıl yetenekli gençlerin içerisinden bir tanesi de Yeliz'di. Yeliz kendisini önce anlatsın, nerelerden mezun oldu, neler yaptı diye. Ve de çok güzel bir gelişim sergiliyor. Açıkçası ben az önce Nazlı'yı da çok gururla izledim. Çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Ve uzun yıllardır yaptığımız etkinliklerde gördüğümüz kalitenin ne kadar iyi noktalara doğru gittiğini görüyoruz. Ben hem Nazlı'yı çok tebrik ediyorum. Nazlı buralarda mı? Hala kıyafetlerin etrafında mı acaba? Keşke onu da görseydim şimdi. Hem de hocalarını kutluyorum tabii ki. Böyle bir yeteneği sektörü kazandırdığı için çok tatmin edici bir kalite vardı. Hem tasarımda hem de üretiminde, giysilerin üretiminde. Biz tabii biraz böyle hazır giyimci gözüyle bakıyoruz. Çok tatmin edici bir görüntü. Çok memnun oldum. Hatta genç donla karanladım içinden. Yanın çizgisini akıllı detaylarla. Doğru mu? Ben açıkçası tekstil mühendisiyim. Çok kalem yapmak istemem bu konuda ama en azından onun imalatçısı olmuş bir dönem donla karanın. Biraz oradan da bilirim yani. Ve çantalarını çok sevdim. Evet, değil mi? Aksesuarlı falan da. Tamam, her şeyle dört bölgesi. Evet. Çok çok güzeldi. O gelişimizi çok mutlu ediyor. Şimdi ben bu söyleşiye neden Yeliz'i de davet ettim? Hem eğitimli bir tasarımcı, hem yenilikçi bir tasarımcı, hem de sanırım ticaretleri de fena gitmiyor. Ben Facebook'tan istiyorum, daha çok fena gitmiyor. Ben sözü hemen Yeliz'e bırakayım. O kendisini önce bir tanısın. Merhabalar herkese, iyi akşamlar öncelikle. Kadir Hanım zaten bolca bahsetti aslında ama ben birazcık kendimden bahsetmeden öncelikle Nazlı'yı tebrik etmek istiyorum. Çünkü kendisiyle aynı okuldan mezun olduk ve çok yakın arkadaşım aynı zamanda. Muhteşem bir koleksiyondu bence ve bütün görsellerin birbirine bu kadar akıcı bir şekilde devam ettirebiliyor olması, ayakkabıların, aksesuarların bu denli uyumlu olması bence çok güzel bir şey. Ve İzmir'de bu tarz etkinliklerin gerçekten yapılabiliyor olması bile gerçekten çok önemli bir şey bizim için. O yüzden Akif Bey'e de buradan çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda tabii ki de Ege Bilim Sanayicileri Derneği'ne de. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden mezun oldum ben de ve 1989 İzmir doğumluyum. Şöyle söyleyebiliriz aslında, daha okul bitmeden iş yerimi açtım ve 2010 yılında ben moda hayatına başladım. Nazlı'dan biraz farklı çalışıyorum aslında, özel dikim aralıklı çalışıyorum. O yüzden bu şekilde etkinlikler olunca her zaman katılamıyorum ama keyifler aklım burada aslında. Gelinlik daha çok bir üzerine çalışıyorum ve farklı dantellerde, dokularla işliyorum zaten. İyi yıllar, çok iyi olmuş. Ben biraz düşmüşüm bir anda. Ya, yaşlı. İyi ya, fena değil. Çok ayrıca. Aynı zamanda da ben süper. Çok çok güzel çizgilerin harika. Çok mantıklı. Çünkü bazen çok kötü olmak adına gereksiz şeyler. Öğlen yemek yapalım. Çok güzel. Beyne sağlık. Çok güzel. Evet.
Derneği olarak gelinlik, ifedik gelinlik fuarında
yeni tasarım yarışması yapıyoruz ve Türkiye'nin dört yanından bize tasarımlar geliyor. Yine ben aynı zamanda Moda Federasyonu'nda da başkan yardımcısıyım. Federasyon olarak da biz Türkiye çapında etkinlikler yapıyoruz çeşitli üniversitelerle. Gerçekten kıyaslama fırsatı bulabiliyorum. Çizimlerini görebiliyorum, ürünlerinin dikilişlerini, dikimlerini görebiliyorum. Çok iddialı bir şey. Hatta ekonomi üniversitesi öğrencileri çok fazla ilgi göstermiyor belki ama 9 Eylül Üniversitesi'nin öğrencileri de Türkiye'deki ulusal yarışmalara çok ilgi gösteriyor ve hep birinci diye alıyor. Bunun arkasındaki yatan bu kalite aslında, o başarının arkasında yatan kalite. Onun için bence doğru karar vermiş. Ben şunu çok merak ediyorum. Mesela eğitimini aldıktan sonra iş hayatına başladığımızda ya keşke şunu şöyle yapsaydım veya bunları öğrenseydim gibi şeyin oldu mu? Okuldan sonra okuldan çıkmadığım için belki öyle bir şeyim olmadı. Çünkü ben aynı zamanda hani acaba keşke biraz aramı verseydim sonra okuldan sonra mı açsaydım iş yerini diye düşündüm. Çünkü direkt sen hemen kendin bir şey çıkıyordum iş yerine gidiyordum. İş yerinden çıkıyordum okula gidiyordum. O yüzden benim için yorucu ve zor bir süreç oldu ama küçük yaşta başlamamın bence çok artıları da oldu. O dönemde bunu anlayamıyordum ama şu an bence çok güzel bir şey oldu. O zaman ben seni biraz sıkıştıracağım. Çünkü Facebook'ta çok paylaşıyorsun, ben de oradan görebiliyorum. Aslında bir birlikte olma şansı çok yakalayamıyoruz ama çok başarılı gidiyoruz mesela. Bunu nasıl yakaladın? Aslında şöyle, okuldan mezun olur olmaz hepimiz. Tasarımcı arkadaşlarımın hepsi mutlaka kendi yolunu bulmakta çok zorlanmışlardır diye düşünüyorum. Çünkü evet çizimler var, hepsi birbirinden güzel. Ve defileler yaparak kendimizi belki okulda birazcık bulma şansı yakalayabiliyoruz ama tam anlamıyla tabii ki değil. Çünkü bir iş hayatına karar verdiğimiz zaman nasıl bir şey istiyoruz, özellikle kim istiyoruz, senin üretime mi geçmek istiyoruz, bunun kararına varmak çok zor aslında. Ama ben buna üniversiteye ilk başladığım zaman kararını vermiştim aslında. Özellikle kim istediğime, kişiye özel çalışmak istediğimde ve her projede aslında hocalara da çaktırmadan bu zorlamayı ve ben ileriki bu tarz bir koleksiyon çıkarmak istediğimi vurguluyordum. Ve sonunda da aslında buna benzer bir iş yapmaya başladım ve bu başarının bence en önemli şey insanın kendi yapmak istediği şeyi bulması. Eskiye çok önem veriyorum ve onları kullanmayı çok seviyorum. Zuhal Hanım bu işin tabii ki ustası. Yıllardır İzmir'e bütün eski işleri kazandırmış kişi o kendisi. Tanışmak da çok isterim. Ama ben birazcık daha farklı yaptım. Tanıştırıyorum merak etme. Biraz daha farklı yaptığımı düşünüyorum. Yani o eski ürünleri hiç bozmadan, onlara kıyamadan çok güzel entegre ediyordum kıyafetlerine. Fakat ben biraz onları bozmayı seviyorum sanırım. Çok güzel. Burada çok önemli bir nokta var vurgulanması gereken. Şimdi bizim hazır giyim ihracatımız, fason ihracatımız dışında yerli markalarımız var bildiğiniz gibi. Ve o markalar da doğal olarak kendi tasarımlarını üretip satıyorlar. Ama şimdi eğri oturup doğru konuşmamız lazım. Ticari kaygılardan dolayı da bu tasarımların birçoğu aslında eskilenme kokuyor. O satış kaygıları gerek materyal seçiminde gerekse modellerin uygulanmasında çok fazla bu kaygılar çok fazla öne çıkıyor. Şimdi Yeliz'deki en önemli noktalardan bir tanesi birçok gelinlik tasarımı yapan veya gelinlik üretimi yapan kişi ve kurumların cesaret dahi edemeyeceği inanılmaz detayları var Yeliz'in. Bence örnek alınmalı bir durumu var. Gerçekten gelinlik tasarımı yaparken ben gelinlikçilere de çok içindeyim. Çok da anlayışla karşılıyorum çünkü ticaret bambaşka bir şey. İnsan sorumluluğu taşıyorsunuz, para yatırmışsınız, ayakta kalmışsınız. Kesinlikle anlayışla karşılıyorum. Burada sadece demek istediğim konu şu. Çok sıra dışı gelinlikler, nişanlıklar, kayınvalide kıyafetleri, doğru mu? Çok sıra dışı tasarımlar yapıyor Yeliz ve bunları o müşterileri de çok keyifle paylaşıyorlar ve hatta sonradan resimlerini gönderiyorlar. Aslında bunu çok güzel küçük bir örnekle anlatabilirim çünkü onları ikna etme süreci aslında çok önemli bence. Bir gün bir müşterimin gelinliğini hazırlarken tamamen sadece beyaz, kırık beyaz bir dantelle yola çıkmıştık. Sonrasında annesinin iğne oyaları yaptığını öğrendim. Tesadüfen böyle bir şey olduğunu öğrenince ben de zaten bu tarz şeyleri yapmayı çok seviyordum ama o zamana kadar hiç gelinliğe birleştirmemiştim aslında. Kendisi gelinliğine birleştirebilmeme izin verdi diyebilirim. Sarı ve krem rengi tonlarında farklı birkaç parça ve bir kısmı çok çok eski,
anneannesinden kalma bir kısmı da annesinin yaptığı işlerdi. Anneanne hayatta mı? Anneannesi hayatta mıydı? Değildi. Çok eski oyalardı. Evet. Yani çok çok eski oyalardı. Öyle olunca gelinliğe diktim ve müşteri bunu gördü. Çok beğendi. Sonrasında aklımı karıştıran hala bir şeyler vardı. Yani o gelinliğe baktığımda o yeni malzemelerle eski malzemeler bir türlü tam birleşememişti aslında. Ama müşteri ikna ettikten sonra da kafasını karıştırmak da çok büyük bir risk aslında. Çünkü ikna olmuş ve o saatten sonra gelinliğini beğenmeyebilir. Bir telefonla kendisine çayla boyamayı teklif ettim. Hani ara ara tampon yaparak en azından gelinliğin bütün renklerini birleştirebileceğime inandım. Ve müşteri bunu kabul etti, etmeyebilirdi belki de. Moda değil, sanki resim yapıyor gibi. Evet, evet, yani cesur müşterilerim var diyebilirim. Evet, çok 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 güzel. Bir şey daha paylaşmak istiyorum benim o resimlerden anladığım. Bazı fotoğraflarda fotoğrafçı gelini mesela fotoğraflamış ama tesadüfen kareye Yeliz de girmiş. Yeliz'in bir bakışı var, Allah'ım inşallah mahcup olmam. Şimdi bu deneyimi doğru mu söylüyorum? Ben bu fotoğraftan sezdim. İnanılmaz sorumluluk taşıyorsun. Hani inşallah gelin mutlu olur. Gelinin ailesi mutlu olur. Ve fotoğraflara yansıyor söyleyeyim size. Evet, yani işimizi yapıp bırakmıyoruz. Düğün gününe kadar onların yanındayız. Ve çok bence işimde arkamda olmaların en büyük sebebi bu. Belki de işi almamın en büyük sebebi bu. Düğün günü ben gelinliği teslim ediyorum ve iyi günler değil. Bu çok önemli bir şey. Biz arkadaş oluyoruz, dost oluyoruz. Düğünlerine gidiyorum. Ve fermuar en son benim kapatan onları kendilerini güvende hissetmesine sebep oluyor. Ya da saçını beğenmiyor ama kuaföre hissettiremiyor o anda. Ben onu çok iyi tanıdığım için, yüzünden anladığım için destek olmam onun çok hoşuna gidiyor. O zaman da çok farklı bir ilişki oluyor. Hani sadece ticari değil ama çok güzel dostluklar kazandım. Şimdi işte. O zaman şöyle bir şey yapalım. Buradaki tüm konuklara hitap edecek bir konuyla bağlayalım konuşmamızı. Ve gerekli sorular varsa onları da alırız. Gelinlere ne tavsiye ediyorsun? Gelinin yakınlarına ne tavsiye ediyorsun? Neler önerirsin? Onların bu günlerini en güzel şekilde geçirmeleri için neler önerirsin? Belki de birazcık önümüzdeki günlerle alakalı senin ilgi duyduğun detaylar değil. Nasıl şeyleri ön plana çıkarmak istersin? Peki. Şöyle birazcık bahsedebilirim aslında. Kişi bana geldiği zaman benim en çok önerdiğim şey şu oluyor. Uzun süreli hazır gelinlik görmek isteyen, üzerine mutlaka denemek isteyen ve tam emin olamayan gelinlere mutlaka dışarıdan hazır almalarını öneriyorum. Çok da fazla sıkmıyorum aslında onları bu anlamda. Çünkü herkes özellikle müşterisi olamaz, olmak istemeyebilir, rahat edemeyebilir, saatlerce prova olmaktan keyif almıyorlardır. O yüzden bu benim için çok keyifli bir süreç ve bunu sevenlerle yapmak çok keyifli bir süreç. O yüzden buna birazcık yakın olan müşterilerle yapmak istemiyorum aslında. Öncelikle onlara bunu öneriyorum. Yani hayal etmeyi ve başkasına kendine emanet etmeyi sevmiyorsa özel dikime hiç girmesine gerek yok bence. Ama özel dikime girdiğinde de işin farkı şu, evet gelin olmak zaten tabii ki gecenin tek yıldızı o. Ve hangi moda evine giderse gitsin farklı olacak. Ama bize geldiklerinde ve benimle çalıştıklarında şuna inanıyorum. Kişi gerçekten kendini biliyor diye düşünüyorum. Çünkü her gelin aynı çıkarmaktan kesinlikle hoşlanmıyor. Mutlaka küçük detaylarla, onlarla konuştuğumuzdan farklı şeyler yaparak onları şaşırtmayı çok seviyorum. Ve ailelerine en çok önerdiğim şey kesinlikle hazır giyinmeleri. Bu çok çok önemli bir şey. Çünkü hazırdan bir şey alsalar bile onları farklılaştırıp giyinmelerini öneriyorum. Şöyle söyleyebilirim, hepsini bir tablo gibi görmeyi çok seviyorum. Yani belli tonlarda göze çok hoş gelecek şekilde ve göz dolduracak şekilde. Tasarınız da belli olacak evet. Zaten. Dümdüz beyazlar, dümdüz kırk beyazlar yok Eylül'ün tarzında. Tekrar söylemek istiyorum. Burada vurgulamak istediğim en önemli konu cesaret ve özgün tasarım. Biz eğer bunu hazır giyip de kendi günlerimize alırsak onu aldığımız gün patlamayı yapacağız. Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Biz gerçekten gerek Orta Doğu, gerekse Uzak Doğu kültüründen çok farklıyız. Hani Allah'a binlerce şükür Atatürk gibi bir liderimiz olmuş. Bizi pozitif bilimle yükselmiş olan toplumların zevkine getirdi. Bakın bu çok önemli bir konu. Biz zevki tasarımcıya aşılayamayız. Biz tasarımcıya teknikleri öğretebiliriz. Onların eline araçlar verebiliriz.
Ama onların kafasına tasarım ve yaratıcılığı koyamayız. O yetenek bu modern dünyanın kültürüyle beslendiği zaman ortaya bir şey çıkıyor. Ben çok uzun yıllardır, 30 yıldır hazır giyim sektörünün içerisindeyim ve çok uzun yıllardır da ihracat yapıyorum. Her iletişimde çok doğru sonuçlar alıyoruz. Çünkü altyapıda bu var, bir giyim kültürü var. Ciddi bir giyim kültürü var Türkiye'de. Ve bu bizim işimize inanılmaz bir artı katıyor. Bunu her zaman geri bildirim olarak müşterilerimizden alabiliyoruz, pazarlardan alabiliyoruz. Çok keyifli. Dediğim gibi bu kültürün olması bizleri bu doğru noktaya getirebiliyor. Bir de şu özgüven geldiğinde, Yeliz gibi tasarımcıların sayısı arttığında, kendine güvenen, yenilikçi düşünceleri hayata geçirebilen kişiler arttığında, o zaman işte gerçek markalar başlayacak. Uzun yıllardır Türk markalarının gelişimi için ciddi Türk adeti gibi finansal destekler veriliyor. Ve sonuç hala hüsran. Sebep budur. Sebep kimlik sahibi, özgün tasarımlar yapmaya cesaret edemeyen markalar ve buna organize olamayan üretim birimleri. İnşallah Yeliz gibi tasarımcılarımız arttıkça, Nazlı gibi tasarımcılarımız arttıkça. Yani biz okuldan mezun olurken Nazlı ile beraberdik ama onun dışında birçok tasarımcıyla bir araya gelmemizin en büyük sebebi de sizsiniz aslında. Ve Milfest tabii ki. Orada o kadar samimi bir ortam oluştu ki biz hepimiz birbirimizi çok yakından tanıma fırsatı bulduk. Ve bence 2-3 yıldır İzmir'de çok çok önemli bir gelişme var. Bütün tasarımcılar birbirine çok yakın, çok içten ve çok sıcak. Ve herkes birbiriyle gerçekten sürekli bilgi alışverişinde ve bir araya gelip yeni projeler üretme çabasında. Türkiye'de bir üretim var ve bence bunun İzmir'de bu kadar etkin olabilmesi bizim için çok önemli bir şey. Güzel şeyler çıkıyor bence. Milfest'in çok önemli bir şeyi var, yanı var. Arkadaşınız, anneniz, babanız, kardeşiniz size tam objektif yorumlarla gelmiyor. Çünkü bir kayırma var. Bir beğenmeye hazır olma var. Ama Mintes gibi ortamlar çok acımasız ortamlar. Tüketici geliyor, direkt notunu veriyor, sizden satın alıyor veya almıyor. Her açıdan. Burada fiyat baremi bile söz konusu değil. Çünkü çok iyi fiyatlara satış yapamayan da var. Çok yüksek fiyatlara inanılmaz satış yapan genç tasarımcılar da var. Çünkü gelen kitle eğer satın alma gücüne sahipse özgünlük peşinde oluyor. O özgünlüğü doğru yakaladıysa bir kalemde satandaki ürünlerin üçte birini alıp giden oluyor. Yani o kadar enteresan tablolar var. Yeliz'in hatırlattığı konu çok doğru. Gerçekten tüketiciyle direkt yüzleştikleri ve kendilerini daha iyi sorgulayabildikleri ortamları yakalıyorlar orada. Bunu inşallah daha da güzel yapacağız. Alaçat'ta yapıyoruz bu arada mektesimizi. Onu da bu vesileyle hatırlatmış olayım. Şimdi ben birazcık sorular alayım diyorum. Bir iki soru alalım da ondan sonra söyleşimizi toparlayalım. Karagrafımızın işi başlayacak çünkü. Böyle merak ettiğiniz ne olursa lütfen mantıklı veya değil diye sınırlamayın. Varsa sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz, bende de bayağı birikmiş deneyimler var. Her şeyi sizinle paylaşmaya hazırım. Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirelim şu an bir araya gelmişken. Var mı? Aklımıza gelen bir şey yok herhalde. Ben Yeliz'e çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlere böyle bir şeyler hissettirebildiğiniz... Var mı soru? Var. Üçüncü mikrofon var mı arkadaşlar? Tamam. Büyük bir tepsiyle soru yok. Hoş geldiniz. Harika, bayılırız. Felsefe ayağı çalışmaz geçilmesi. Gel benim kameranın önünü kapatıyorsun. En başta Artı Kitap Evi diyebilirim. Benim 9 Eylül Rektörlüğü'nün tam yanında Artı Kitap Evi var. Yurt dışından gelen bütün dergilere sahip olabilirsiniz. Sadece bir çeyini içip sadece dergileri kurcalama fırsatı bile bulabilirsiniz. İlla satın almak zorunda değilsiniz.
çok düzgün bir bey var. Orada onunla tanışıp keyifli sohbet geçirebilirsiniz. Bence oradan faydalanabilirsiniz. İstanbul'da da kültür pazarlama var. Çok uzun yıllardır koleksiyonlar konusunda bilgiler veren. Ama beyler şimdi çok daha şanslı olduğumuz bir konu var. İnternet siteleri, özellikle ticari sitelerin, uluslararası online satış sitelerini mutlaka doğru irdelesinler. Onlar mallarını satabilmek için çok detaylı görüntüler koymak zorundalar. O detaylara dikkat etsinler. Ben mesela bu arada bir küçük şey de iletmiş olayım. Ben 3 yıl moda tasarım danışmanlığı yaptım. Hem teknik hem moda tasarım danışmanlığı. İhracat bir firmam var şimdi, ihracat yapıyorum. Oradayken takip ettiğim kitaplar details, show details kitaplarından asla kitapları almazdım. Detaylara bakardım çünkü detaylar, teknikler çok önemli. Görsel zenginlik inanılmaz önemli, görsel kültüre sahip olmak. İnterneti doğru kullansın kardeşlerimiz. Yuvalayı da tercih edebilirler aynı zamanda. Evet. Onu da açıklığını söyle istersen bir adresi olarak. Hayır. Yine aynı şekilde dergi. Dergi. Tamam. Yani bu şeyleri çok dikkatli. Bir de gerçekten kendilerini sert bir şekilde eleştirsinler. Bizim tasarımcılarımızın en çok gördüğümüz konu şu. Kendileri için satın alma yaparken, bir şey seçerken çok başarılılar. Ama bunu üretip pratiğe geçirdiklerinde eksik kalıyorlar. Yaptıkları işi ciddi eleştirsinler. Tersini çok iyi öğrenmeleri gerekiyor. Fiti çok iyi öğrenmeleri gerekiyor. Bunları öğrendikleri anda özellikle insan vücudunu doğru tanısınlar. Mesela show için dikilen giysi farklı olur. Çünkü giyen modelin ölçüleri, boy uzunluğu farklıdır. Ama ticari sattığınız ürün farklıdır. Bir küçük anımı söyleyeceğim. Prova mankeni almaya gitmiştim bir keresinde. Bakarken bir tane, bir grup manken gördüm. Dedim ki bunlar nereden çıktı? İtiraf ediyoruz dediler. Zuhal Hanım'ın kendisi için, Zuhal Organcıoğlu'nun kendisi için yaptırdığı mankenler bunlar. Biz de bir tane kopya kendimize yapıverdi. Benim niye dikkatimi çekti? Çünkü gerçek insanmış. Hayalimizdeki kadını yapmıyoruz prova mankenini. Satacağımız insanın ölçülerine göre manken yapıyoruz. Ona göre üretilen giysiler de insanların üzerinde güzel duruyor. Bu çok önemli. İnsan vücudunu doğru bilmeleri lazım. Üç boyutu doğru bilmeleri lazım. Tasarımı yaparken de bu üç boyuta göre yapmaları lazım. Çizgi ve kağıt üzerindeki şey, giysi, vücut üzerinde giyilemez olabilir. Bu çok önemli. Giyilebilir giysiler. Taşınabilir giysiler. Yoksa adım atamıyorsa insan giydiği giysiyle, oturduğunda istemediği yerleri görünüyorsa bu doğru bir uygulama olmuyor. Bu çok önemli. Hem kültür olarak, görsel olarak kendilerini geliştirsinler. Ben yıllardır hani taklit, ayıp, günah falan şey yapmıştım. Taklidi doğru tanımlamamız gerekiyor. Kopyayı doğru tanımlamamız gerekiyor. Başarıyı kopyalayalım. Yani bir tasarımcı nerede başarılı? Hangi uygulamada başarılı? Eğer bu meziyetleri kendimize kopyalayıp o meziyetlerin üzerine kendi farklı görüşümüzü koyabiliyorsak o zaman işte ortaya çıkan ürün herkesi tatmin ediyor. Hazır giyimde benim çok dikkat ettiğim bir konu, mesela kendi yaptığım işlerde moda çekimi sırasında ben diyorum ki tasarımcıma, eğer fotomodel gelip de ay bu ne güzelmiş ben bunu alırım derse bu iş olmuştur. Çünkü onlar yüzlerce markanın kıyafetini giyip çıkarıyorlar. Ay ne kadar rahatmış, aa ne kadar şıkmış. Eğer fotomodel bunu dediyse o iş olmuştur. Hem tasarım olarak hem de üretim olarak. Var mı başka soru? Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum öğrencilerimize. Buraya da hoş geldiniz diyorum tekrar. Kesinlikle. Konuşma devam ediyor. Ben mikrofonla gidiyorum hemen.
hanımefendinin o akıcık konuşmasına hayran oldum ve bu teşebbüsünden dolayı da kendilerini buluyorum. Müthiş bir çalışmanın içerisindeler. Moda, zaman, çılgınlık bunlar hepsi tüm insanlığı birleştirme açısından, bütünleştirme açısından çok önemli faktörler. Efendim sadece güzel sanatların bir yönü değil, müzik değil, moda da çok önemli bir faktör oldu asrımızda. Şimdi benim en çok önemsediğim şey biz bir pamuk ülkesiyiz. Sentetikten ziyade, petrol ürünlerinden ziyade bu doğallığa doğru kaçmaktan yanayım. Emperyalizmin pençesine o kadar çok kapılmışız ki eski o kovboyların at arabalarındaki ten teli kendimize moda ettik. Madem biz İzmir bu kadar öncü bir şehiriz, her şeyden önce bu tür zararlı şeylerin kopyasından ziyade kendi basmalarımızı, kendi pazenlerimizi kullanmadan yanayım. Pamuk ürünleri, sağlıklı. Çünkü insan oğlu biyolojik bir kompütür. Biz ne kadar çok sentetiğin içinde kalırsak manyetik alanlarımız da bozuluyor. Ruhsal dengemizi de bozuyoruz. Onun için hele hele taşlanmış kop odasına artık son verelim diyorum ve İzmir bunun öncülüğünü yapsın istiyorum. Binlerce, milyonlarca ölen gençlerimiz var bu yönde. Ve bir ikincisi gençlere hitabım şu olacak. Lütfen pazenlerimize, basmalarımıza, efendim kaputlarımıza değer verelim. Yurt dışında da gördüm ki bizim o beğenmediğimiz kaput bezlerinden nice güzel giysiler yapılmış. En ünlü mağazaların vitrinlerini süslüyordu. Ben öğretmenim, ressamım, ayrıca 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nden tesip ana sanat dalındaydım. Yurt dışında da resim eğitimi hem aldım hem verdim. Farklı ressamlarla çalıştım. Kutluyorum gençlerimizi. Sizlere teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim görüşlerimizi bildirdiğiniz için. Bu arada tabii teknoloji inanılmaz derecede hızlanıyor. Artık maalesef bütün sektörlerde olduğu gibi hazır giyim sektöründe de doğal malzeme tüm tüketime yeterli oranda olamayabiliyor. O nedenle aynı zamanda da bir takım sosyal katkılar da elde etmek istiyoruz. Bu beklentiler de sentetiğin hayatımıza yer almasına sebep oluyor. Ama ve lakin güzel gelişmeler var tekstil sektöründe. Bir kere rejenere selüloz dediğimiz emlak grubu var. Bunlar özel olarak yetiştirilmiş ormanlardan kesilerek yapılıyor. Son derece çevreci yöntemlerle üretiliyor. Çünkü pamuk üretiminde dahi biliyorsunuz toprağı kirletebiliyoruz. Bilinçli şey tarım yapmazsa. Dolayısıyla sentetiklerden pek vazgeçemeyeceğiz açıkçası. Yalnız bu alanda ciddi gelişmeler var. Hem performansı arttırmış hem de doğala yakın vücuda olumsuz etkileri azaltılmış emlak grupları çok inanılmaz iyi noktada. Böyle de gelişmeye devam edecek. Kombinledik yani ikisini tekstilciler. Onun da güzel haberini size verelim. Başka sorumuz var mı acaba? Bir sorumuz daha var. Üçüncü mikrofonu alamadığınız için böyle. Ben yardımcı olayım. Merhaba, ben Taylan Özden. Moda tasarım mezunuyum. Daha sektöre daha yeni atıldım. Genç tasarımcılara tavsiyeleriniz nelerdir? Koleksiyon hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz? Benim sorum bu olacaktı. Demin aslında birazcık ondan bahsettim. Ben kendi adıma şöyle düşünüyorum aslında. Kendinize ait olduğunu hissettiğiniz malzemelerle çalışmak en doğrusu. Nazlı öğrenciyken de derilerle çalışmayı çok severdi. Değişik malzemeleri çok severdi. Koleksiyonda şu an onları görüyoruz. Ayakkabılara ilgisi vardı. Tekrar onu görüyoruz. Bence okurken aslında eğitimini almış olmanız zaten çok büyük bir avantajınız. O an aslında az çok farkındalığınız artmıştır diye düşünüyorum. O malzemeleri arayıp bulursanız ya da onları fark ederseniz belki ortaokul eğitiminizde ya da lise eğitiminde de farkında olmadan bir şeylerle mutlaka çok ilgilenmiş ya da uğraşmış olabilirsiniz. Onları da mutlaka tasarımlarınıza yansıtın diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Oturumumuzu burada kapatmak durumundayız çünkü artık saatimiz doldu. Çok teşekkür ediyorum.
umarım size bir katkımız olur, olmuştur. Denizciğim'e çok tebrik ederim. İnşallah daha çok güzel bakılarla görürüz. Sizler ne dersiniz?